Milattan önce 500'lü yıllarda Hindistan Aryaların işgali altındaydı. Ülkede egemen olan inanç Aryaların dini olan Brahmanizm'di. Aryalar ülkede çok katı bir kast sistemi uyguluyorlardı. Bu kast düzenine göre toplum gruplara ayrılıyordu. Brahman din adamları bu sistemin en üstündeydiler. Ve halkı acımasızca eziyorlardı. Bu yıllarda soylu Sakya ailesine mensup Prens Suud Hodana'nın bir oğlu dünyaya geldi. Siddhartha Gautama. Siddhartha'nın gençliği refah ve bolluk içinde geçti. Ama o 29 yaşına geldiğinde yaşadığı saraydan ayrıldı. Ve mistik bir arayışa yöneldi. Bunun sonucunda bazı prensipler belirledi. Ve bu prensipler zamanla bir öğretiye dönüştü. Budizm. Budizm, Hindistan'ın kuzeydoğusunda ortaya çıktı. Ve zamanla Sri Lanka, Tibet, Çin, Tayland, Moğolistan, Mançurya, Kore, Japonya ve Nepal'e yayıldı. Bugünse dünyada yaklaşık 300 milyon Budist olduğu tahmin edilmekte. Buda kelimesi uyandırılmış veya aydınlanmış anlamına gelir. Siddhartha Gautama'nın eriştiği varsayılan manevi dereceyi ifade eder. Ve Siddhartha bu isimle anılır. Buda, Budizmin temel inanışlarını ve ritüellerini insanlara aktarırken sözlü anlatım yolunu seçti. Buda'nın öğretileri tam 400 yıl boyunca yalnızca sözlü olarak nesilden nesile aktarıldı. Ve bu öğreti daha sonra Pali Kanon isimli kitapta toplandı. Günümüzde Budizmin kutsal olarak kabul ettiği kaynaksa birçok hurafeyle dolu olan Tipitaka'dır. Bu metin Pali diliyle yazılmıştır. Budist rahipler ayinlerini bu kitaba göre yaparlar. Ve tüm hayatlarını bu kitaba göre düzenlerler. Bu kitaplarda üzerinde durulan tek konu, insanın bütün arzularını bastırması, acı ve fakirlik dolu bir yaşam sürerek ruhunu eğitmeye çalışmasıdır. Budistler bu konu üzerinde o kadar yoğunlaşmışlardır ki, çok daha önemli olan bir gerçekten tamamen habersizdirler. Bu gerçek Allah'ın varlığıdır.